15. yüzyıl Osmanlı eserlerinden olan Aşağı Hisar Camii restorasyonu tamamlandı ve ibadet açıldı. Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet Han da burada itikafa girmişti. Bildiğimiz bir tek şey var. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet'in şehzadele döneminde buranın tamir edildiği. Fatih Sultan Mehmet tarafından. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in burada itikafa girdiği de söyleniyor. 15. yüzyıl olarak tarihlendirebiliriz buranın tarihini burası dikdörtgen şeklinde bir eee mescit. Altında suyu olan, Ayazma'sı olan ve alttaki suyu Kütahya merkeze giden bir yerimiz. Küçük bir mescit. Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında ihalesi yapılan ve aslına sadık kalınarak restorasyonu yapılan tarihi mescit Kütahyalılar tarafından farklı isimlerle de anılıyor. Pınar diye bir adı var. Fatusa Mehmet Mescidi olarak anılabiliyor. Aşağıhisar Mescidi olarak da adlandırabiliyor. Biz bunu 2019 yılı ortasında ihalesini yaptık. 2020 yılının başlarında da bitirdik. E, yalnız bu arada şunu belirtmemiz gerekiyor. Burası tabi çukurda olduğu için sürekli rutubet alan bir yer. Burası onarım yapılınca bunun tepesinde olan e, gördüğünüz o kubbenin üstündeki yer aslında açıkmış. Oradan bir havalandırma varmış. Orayı kapatmışlar. Biz tekrar orayı açtık. Şurada yanda gördüğünüz küçük benzereler var. Buralar da kapatmışlar. Onlar da biz açtık. Onunla beraber camur rutubet olayı yüzde 90 seviyesine çözülmüş oldu. Eski yerleşim alanları arasında kalan mescidin görünür olması için kamulaştırmalar yapılıyor. Sayın valimize şu durumu arz ettim. Dedim ki bunun etrafını asmamız gerekiyor. Burası küte tarafından bilinmiyor. Onun için etrafındaki evlerin kamulaştırma için il özel idaresi programını aldı. Bir tanesinin kamulaştırmasını yaptı. Parasını ödedi. İkisinin işlemleri devam ediyor. Buralarda açıldığı zaman bu iki taraf bu caminin görünürlüğü ortaya çıkacak. benim tavsiyem şu yani Kütahya'da oturan arkadaşlarımız gezerlerken buraya doğrasınlar. Burası çok güzel bir yer. Görsünler bunu. Bu vesileyle hem sizin aracılığınızla da bunu tanımış olacaklar. 300 bin liralık bir bütçeyle yeniden ibadete açılan mescit altındaki yüzyıllardır akan ayazmada yeniden hayat buldu. Burayı kurul kararıyla kiremit e çevirdik sevdik, etrafının yapımı projesiyle beraber hepsi 300 bin TL civarında bir bedel harcayarak burayı onarımını tamamlamış olduk. Aşağısı dağdan gelen bir su var, e, eskiden, bu çok eskiden beri e, yüzyıllar boyu akan bir su. O su aynı zamanda merkezdeki bir çeşmeyi de besleyen bir su. Şu anda buradaki suyu biz kapattığımız zaman. E, aşağıda birkaç seçmenin suyu kesilmiş oluyor. E, yani burası altında ayazması olan, e, suyu olan e, güzel bir mescit.